Herkese merhaba. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Serdar Hoca ile birlikte biz yaklaşık 2 yıl aşkın süredir birçok üniversitede sağlıklı yaşam, fitness, egzersiz, beslenme, vücut geliştirme konularında hem söyleşiler hem soru cevaplar yapıyoruz. Bugün de sizlerin nazik davetiyle Bandırma'ya geldik ve sizlerle bir arada olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Etkinlikle alakalı da şöyle bir yol yöntem izleyelim isterseniz. Sizlerden gelen soruları biz kendi içimizde bugüne kadarki mesleki bilgi, beceri ve donanımımızla cevaplamaya çalışalım. Serdar Hocam, eklemek istediğim bir şey var mı? Hoş geldiniz tekrar. Ben de... birbirimizi tanıyoruz aslında herhalde. Uzun uzun kendimizi anlatmaya gerek yok. Bence birlikte olabileceğimiz süreyi en iyi şekilde değerlendirelim. Çok güzel bir sohbet olsun. Hem gülelim hem öğrenelim. Hem de bilgilerimizi paylaşalım istiyorum. Bu sebeple hocamın dediği gibi de soru cevap şeklinde gidersek sanırım vakti de ekonomik kullanmış oluruz. Hem de güzel bir anı bırakmış oluruz birlikte. Peki ilk soruyu kim sormak ister? Buyurun. Hocam burada olduğunuz için çok mutluyuz. Üniversitemize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hazırlayan arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Hocam ben şimdi konu zevk kadar ama antrenmanla ilgili bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Hocam şimdi mesela antrenman yaptığımız zaman işte 3 set 12 tekrar yapıyoruz mesela. Bitiyor setler, tekrarlar da bitiyor. Normal yani her zamanki kilo durumundayız ama bittikten sonra hala yapacak gücümüz kalıyor. Bunu yani yapıp bırakmalı mıyız yoksa kası bitirene kadar devam etmeliyiz yoksa hani yapıp hani sinyali verip kasa sonra yapıp bırakmayalım yoksa ikisini birlikte anladım. Sizi bittikten sonra kası bitirip bitmiş olmasın lazım. Anladık yani teşekkür. Böyle bir kafa karışıklığı var da programı orada sedanter olarak yapıyorum hani. Evet. Onu da ekleyeyim yani. Öyle. Evet. Tamam. Bu hocamın son dönemlerde çok sevdiği bir soru, tükeniş sorusu. Belki aranızda daha farklı şekilde soracak olan da vardı. Bu soruya hem cevap verelim hem de soru tükenişle ilgili bir konuşalım hocam. Sedanter bir şahıs olarak antrenman yapıyorsun. Elinde bir schedule yani bir antrenman programı oluşturmuşsan bunu değiştirmene ya da ekstra enerjim kaldı daha bunu yapabilirim diye ekstradan bir takım teknikler geliştirmene gerek yok. Eğer programın sana usta bir el tarafından yazılmışsa ve seni antrenman sonunda tatmin ediyorsa şu aşamada yeterlidir. Hani biraz daha fazla çalışayım, şu makinede de yapayım, şu egzersizde yapayım diye yola çıkarsan çok da sağlıklı ilerlemiş olmazsın kardeşim. Tükeniş ise daha profesyonel bir şey. Daha profesyonel programlar için geçerli bir olgu. Hocam bu ara ona çok taktı. Ondan dinleyelim bunu. Şimdi tabii soru bağlam olarak şöyle bir bakış açısına sahip. Siz 3x12 ya da buna benzer bir metodoloji benimsiyorsanız kendi düzeyinizi biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü evet. Aslında o sayıyı belirleyen şey sizin kendi düzeyiniz. Evet. Ve orada belirlemiş olduğunuz kilonun o 12 tekrara karşılık gelmesi gerekiyor. Aslında orada sayıların bir önemi yok. Yükün bir önemi var. Yani yük 12 tekrarı yapmaya izin vermiyorsa evet. Ya da çok kolay geliyorsa o 3-12'nin bir anlamı kalmayacak. Bir kere bunu netleştirelim. Evet. Yani 12. tekrarda artık ağırlığın çok da istenilen rahatlıkta kalkmaması gerekiyor zaten. Evet. Eğer kalkıyorsa o iş 3-12'lik bir iş değil. Onu bir kere altını çizeyim. Öte taraftan da hocamın bahsettiği tükenişe yani failure'a gitmek benim çok önermediğim bir şey. Neden önermediğim bir şey? İşte bir sedanter için zaten hiç önermiyorum. Yani siz zaten hazır bulunurluk olarak kası tükenişe götürebilecek bir metabolizmaya da sahip değilsiniz. Onu yenileyebilecek bir adale kondisyonu da yok. Tabii ki böyle bir düzeyde olmadığınız için ne kadar çok failure'a kası götürürseniz o kadar çok anabolik yerine katabolik antrenman yapmış olursunuz. O yüzden antrenmanın ilk dönemlerinde mümkün olduğunca kendi düzeyinize özgü dozunu iyi ayarladığınız bir yüklenmenin oluşturulması ve mutlaka da o 12 tekrarlık yüklenmenin belirlemiş olduğunuz yük açısından 11. 12. tekrarının sizi gerçekten zorluyor olması gerekiyor. Yani çünkü eğer siz 11. 12. tekrar çok rahat yapıyorsanız bu o yükün doğru olmadığını gösteriyor. Ya da mesela 5. 6. tekrardan sonra artık kalkmıyorsa o daha da kötü bir şey. Evet. Hiç ayarlanamadığını gösteriyor. O yüzden böyle bir bakış açısı sergilemeni tavsiye ederim yani. Ki sedantersen zaten bence 3-12'ye motive olmak yerine 20 tekrar yap. 15 tekrar yap. Daha faydalı olur. Bilimsel deneyimlerim de bana bunu gösteriyor. Saha deneyimlerim de bana bunu gösteriyor. Çünkü henüz daha inşa aşamasında olduğun için bir şeyleri yeni kazanmaya başladığın için hem
kas sinir birlikteliğini optimize edebilmek, hem kas beyin bağlantısını daha iyi yapabilmek, hem hareket kaliteni arttırabilmek için, hem de çalışma rutinini daha da düzene alabilmek için bana göre elverişli olacaktır yani. Tabii. Tekrar sayısını arttırmak. Genel olarak da antrenman süresi uzadıkça şiddeti azalır. Verimlilik düşer yani. Umarım sorunu cevaplayabildik. Buyurun. Hemen mikrofon yakın. Siz kim soruyor? Hocam şimdi ortalama ben... Basar mısın düğmeye kardeşim? Gelmedi. Biraz yakınlaşıyor. Geliyor eyvah. Ha? Eyvah. Ben ortalama tekrar aralarını 7-8 arasında tutuyorum. Evet. Ve hani olabildiğince failure'a gitmeye çalışıyorum. Hı-hı. Ki maksimum hipertrofiyi sağlayabileyim diye. Yani bu aralarda fazla karbonhidrat almıyorum. Yani düşük ortalama 200-300 arası alıyorum. Evet. Ama protein oranımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Evet. Yani lean bulk'ı ne kadar mantıklı biliyorsunuz siz? Ne mantığını? Lean bulk. Lean yani bulk. Birazcık daha yağlanmamaya çalışıp yüksek proteinle... Evet. Şey, yani... ben aktif olarak vücut geliştirme yaptığım dönemlerde, yarışmacı olduğum prime zamanında da her zaman bu tarz bir beslenmeye yönelik yaptım. Yani belki takip ediyorsan bilirsin. Hani bir vücut geliştirme sporcusu 365 gün üstünü çıkardığı zaman gösterecek bir şeyleri olmalı mantığından yola çıkarak bir yol çizdim. Bu abuk sabuk kilolara çıkıp su topu gibi olup yağlanıp sonradan definisyon triplerine gireceğime her zaman 365 gün formda kalacak, beni ileriye götürecek, yıllık adele kazanımı optimumda tutacak bir yoldu. Bu senin bahsettiğin yolda buna eşdeğer bir yol. Doğru bir yoldasın. Tekrar sayıları konusunda 7 ve 8 mi dedin? Hocam yani 7-8'i artık zor yapıyorum. Yani maksimum ağırlığını... Ha, evet evet. Bu da ama şimdi 7-8 tekrara gelene kadar 12-18 gibi tekrar sayılarından yolun oralardan geçiyor mu? Yoksa hep konsantrasyonun 7 mi? Hocam şöyle yani mesela ben 7 ya da 8 tekrardan fazla yapabiliyorsam hipertrofi o kadar da bilmiyorum. Bana verimli gelmiyor gibi. Hani yüksek ağırlıkta büyümeye çalışıyorum daha hızlı bir şekilde. Evet ama hep bu şekilde gidemezsin. Yani vücuduna rahat vereceğin mesela 12 ile 8 tekrar aralıkları daha güvenli olacağını düşünüyorum. Hani 7 tekrarlar, 5 tekrarlar, 4 tekrarlar deniyorsan sakatlığa da spor yaralanmalarında açık olduğunu düşünüyorum. Sinir sistemini bayağı yoruyor, bazen yükmüyor. Evet yani bu da antrenman sisteminde periyotlama uygulamanı tavsiye ederim. Mesela 12-15 tekrar aralığında çalıştığım bir sezondan sonra bir sonraki ay 8-10 tekrarlı çalışman, bir takım teknikleri hep değiştire kullanmanı tavsiye ederim. Atletik bir fiziğim var, buradan görüyorum. Güzel bir yapım var maşallah. Bu şekilde davranmanı öneririm. Karbonhidrat konusunda da size endişe etmemeni, mesela karbonhidrat miktarım boyuna göre ve bu atletik yapına göre düşük buldum aldığın karbonhidrat miktarını. Ben karbonhidrat çıyımdır. Ondan sonra karbonhidrat eyvallah kardeşim. Yani senin şu anda buradan gördüğüm görüntüye göre karbonhidrat miktarında 350'den aşağı falan düşmemesi lazım. Çünkü gelişmek için o tekrar sayılarına yürüyüp bu tekrar sayılarında özellikle hani disiplinli kalmaya çalışıp gelişimini maksimumda tutmaya çalışırken karbonhidratını o kadar düşük alman da çok sağlıklı bir şey değil diye düşünüyorum. Ne dersin hocam? Efendim? Bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Hocam mesela dediğiniz doğru. Eğer düşük karbonhidrat olursanız antrenman o kadar verimli de olmuyor. Dediğin antrenmanı yapamazsın düşük karbonhidrat. Yani bitiş antrenmanlarından bir gün önce genelde yükleme yapıyorum yani. 350'nin de üstüne çıkıyorum. 405'in tamam. Ama çekişlerim güçlü olduğu için yani çekiş günlerinde daha düşük tutmaya çalışıyorum. Bu şey değişmeli bir karbonhidrat şeyi. Benim senin dalgalı bir karbonhidrat sistemi. Onu da çok severim, çok tutarım, çok kullandığım bir sistemdi. Seni formda ve diri tutar. Ya şu anda anlattığın her şey benim kafama çok yatkın ve uygun. Güzel hocam, sen. Değil mi hocam? Bence de hocam. Evet hocam. Kulağa güzel geliyor her şey yani. Eyvallah. Merhaba. Merhaba kardeşim. Bölgesel çalışma sisteminde hocam bir bölgeye kaç hareket uygundur? Örneğin göğüs gününde göğüse 4 hareket ya da 5 hareket fazla olur. Ben cevaplayayım daha sonra hocam istersen. Ben, buyurun hocam. Sevgili dostum ben de aktif olarak vücut geliştirme yaptığım dönemlerinde en iyi dönemlerinde de bölgesel çalıştım. Bilmiyorum takip ediyorsan görmüşsündür. Yani göğüs adelesi 4 hareket içinde adelinde pump yapamıyorsan zaten
Demek ki bir beslenmende ya da sende bir eksiklik var demektir. Sen de atletik bir yapıya sahipsin. 4 harekette alamadığın verimi 6, 7, 8 harekette alamazsın. Yani çok sorunun yanıtı bence net zaten söylediğim gibi. Orada da 12-18 set arasına denk gelen bir egzersiz tercihini oluşturması, evet. O aralıkta kalması. Evet. Zaten bilimsel çalışmaların hepsinde ortak payda. 12-18 setlik bir çalışmanın bir kas grubu için çok yeterli olduğunu gösteriyor. Evet, yani. Ona zaten 4 bilemedim 5 hareket sağ. 5 sığmaz bile yani. Evet. Rica ederiz. Arka tarafa verelim. Hocam, kreatinin böbrek sağlığına etkisi. Yani bugüne kadar ne kısa, ne orta, ne uzun vadede herhangi bir yan etkisiyle ilgili bir rapor yok. Bir tane bile çalışma yok yani böbreklere herhangi bir sorun yarattığına dair. Hatta uluslararası bir kuruluş var. Beslenme ve gıda takviyeleriyle ilgili her yıl Standpoint yayınlayan. İlgilenen varsa bana yazsın. Standpoint'i de gönderebilirim yani. Bugüne kadar kreatinin bu bahsettiğim dönemsel çalışmaların herhangi birinde eğer kişinin kendisinden kaynaklanan bir böbrek rahatsızlığı yoksa kreatin kaynaklı bir böbrek sorunu yok. Hatta kreatinin herhangi bir yan etkisi yok. Ya bir tane bile yan etkisini görmedim ben yani. Dediğim gibi isteyenlere de çalışmaları gönderebilirim. Elimde yaklaşık 100'e yakın kreatinle ilgili son dönem çalışma var yani. Hiçbirinde böyle bir rapor yok. Çok yüksek dozlarda kullananlarda bile problem ortaya çıkmamış. Ama dediğim gibi yani eğer sizde bir böbrek problemi varsa ya da böbreklerinizde bir sorun varsa bu bir sorun teşkil edebilir ki burada da genellikle bu tür çalışmalarda şu vurgu yapılıyor. Böyle bir durumunuz varsa hekimden onay alarak kullanın diyorlar. Yani bir sorununuz varsa onu kafanıza göre gıda takviyesi alarak devam edemezsiniz zaten. Gidin hekime sorun, hekim hayır sen bunu kullanma burada bir komplikasyon gelişir gibi bir cümle kullanıyorsa ısrar edip zaten sadece kreatin üzerinde değil herhangi bir şey için söylüyorum kullanmamanız gerekir. Ama sağlıkla ilgili ya da böbreklerinizle ilgili probleminiz yoksa hiçbir tane bugüne kadar böyle bir şey görmedim yani. Orada da yok. Yine genetik temelde çok sorulur bu soru. Bana göre de artık şey olmuştur yani böyle egzajere olmuş bir sorudur. Eğer sizin saç dökülmenizi sağlayan genetik tarafta bir kışkırtıcı gen aktivasyonunuz yoksa kreatin kaynaklı kimse kel olmasın. Varsa hızlandırır ama değil mi? Yani kreatin kaynaklı olup olmadığını bilemezsin. Elbette ki etki edebilir ama sonuç itibariyle her şey onu etki edebilir. Stresin artar, otobüste birine kızarsın, streslenirsin yine saçın dökülebilir. Ya da işte kız arkadaşınla kavga edersin yine dökülebilir. Yani bunun kaynağını kreatine yüklemek anlamlı değil. Çünkü 50 bin tane faktör var o saç dökülmesini sağlayan. Yani baban kelse ve senin de kellikle ilgili o genetik tarafta bir mirasın varsa yani iki ölçek ya da iki kür kreatin kullandım diye saçı dökülmez yani. Dökülse de bu soruyu ben cevaplayınca komik oluyor mesela. Hani, hocam kreatin saç döker mi diyor. Dökmez işte. Çok gerçekçi olmuyor. Hocam ben kullandığım dönemlerde 3 hafta alıyordum, 1 hafta almıyordum. Evet. Sence bu mantıklı bir şey miydi yoksa saçmalıyor muymuşum sence? Yok hocam çok doğru. Neden doğru? Ben bu arada sadece kreatin değil hemen hemen her şey için aynı fikri benimsiyorum. Öyle neden? Mi? Çünkü vücut belli bir şey alıştıktan sonra bir boş yapmak her zaman akıllıca. Çünkü vücut onu bir süre devamlı yaptığınız zaman onu öğreniyor ve artık eski tepkiyi vermiyor. Ben bunu ama boş bıraktığınız zaman daha iyi sonuç alırsınız. Ben bunu yabancı bir sporcu arkadaşımdan tavsiye almıştım 2000'li yılların evet. Başında. Ondan sonra da kreatin kullanımımı vücut geliştirme yaptığım her dönemde bu şekilde devam ettirdim. Doğru hocam yani 3 haftaya bir bazen 4 haftaya bir hatta mesela bazı benim yani uluslararası toplumdan bu konularla ilgili gittiğim etkinliklerde paylaşılan şeylerden bir tanesi özellikle atletik performansta bir ay kullan bir ay boş gibi söyleyenler de var. Hocam. Yani böyle bu tarz yaklaşımlar var ama vücut geliştirme için bana göre eğer biraz da hani power'a yakın yüklenmeler mesela arkadaşımız gibi 6-7 tekrarlı bir şey evet. Yapıyorsan kreatin çok kritik olur orada. Bence de. Çok ciddi kritik olur yani. Teşekkür. Yükü kaldıramazsın yani hani evet. O çünkü kreatin deposu sürekli boşalacaktır yani. Boşalacaktır evet. Evet. şu arkadaşımıza verelim mikrofonu. Evet. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Ben 6 senedir antrenman yapıyorum ama bir sene sakatlanıp daha sonra bırakmak zorunda kaldım. Konu neydi sakatlığındaki? Skolyoz ağrılandı. Eyvallah kardeşim. Ağırlıklar kaldırmışım. Ben bu ağırlıktır mantığıyla biraz hareket etmişim. Skolyozun doğuştan sebepli miydi yoksa? Doğuştan sebepliydi. Eyvallah anlaştık. Antrenman yapmaya başlayınca bunu biraz durdurabildim. Anlaştık evet. İşte benim merak ettiğim bu konudan bağımsız aslında iki farklı sorun. Lütfen. Yani antrenman süresiyle alakalı çünkü antrenmanlarda 40 dakika geçmememizi öneriyorsunuz. Evet. Bir de bir kasın haftada kaç gün çalıştırılmasına dair merakım var. Siz bir kere falan demiştiniz herhalde.
Evet. Lafları sadece çöpülük ile çalışıyor. Evet, evet. Bu konu hakkında merak ettim çünkü güncel olarak bu spor camiasındaki hemen hemen her hoca bir kas grubunun haftada iki kere çalışılması gerekiyor. Evet. Antrenman süresini de ben her ne kadar düşük dakikalarda tutmak istesem de yani minimum bir saat ve bir buçuk saat sürdüğü oluyor. Eyvallah. Bunu merak ettim. Son için teşekkür ederiz. Ben başlayayım. Hocam da sonra kendi dediğiyle cevap versin. Şimdi bu 35 dakikada antrenmanı bitireceğiz lafı sizin antrenman sırasındaki konsantrasyonunuzu arttırmak amacıyla söylediğim bir motivasyon kelimesidir. Bunu çok egzajere ediyorlar. Hani durmadan ya 35 dakikada ben işte salona girip üstümü değiştiriyorum, yok 35 dakikada ben işte kahvemi içiyorum, manitacılık yapıyorum falan filan gibi bir sürü olgu oluşuyor burada. Şimdi 35 dakika sizde şunu sağlamak için. Kardeşim şu telefonla merifonla sağla solla ilgilenme. Antrenmanına konsantre ol. Yapacağın zaten 4 egzersiz. Bu 4 egzersiz zaten 35 dakika içinde bitirebilirsin. Yok işte bunun ısınması da var, şusu da falan var diye. Herkes bir katkıda bulunuyor sağ olsunlar müthiş zekalarıyla. Benim demek istediğim şu, 35-40 dakika içinde antrenman bitmeli ve sen bu 35-40 dakika içinde sağla solla ilgilenmemen lazım. Ama şimdi bu o kadar su katılacak bir konu ki, hocam sen işte bizim salonu bilmiyorsun, bir makinenin işte önünde 4 kişi bekliyor, 5 kişi bekliyor. Nasıl ben işte bunu yapayım falan filan gibi yapıyor. Ben olağan bir olguyu sizi motive edebilmek, antrenmanınızı en kısa sürede bitirebilmeniz amacıyla söylediğim bir cümle bu. Şimdi bu birincisi. İkincisi ise evet ben haftada en prime zamanımda, vücut gelişimi en aktif yaptığım zamanda, yarışmalara girdiğim zamanlarda her zaman 2005 yılından beri hep tek adere çalıştım. Ve tek adere çalışarak kendime göre iyi bir fizik, kendi kabiliyetime göre, kendi kabiliyetime göre iyi bir fizik inşa ettiğimi düşünüyorum ve bunda konforlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü antrenmanı o kadar iyi ve sert yapıyordum ki kendime göre ve bu hani diğer insanlar tarafında söylenir. Evet, Aktolga iyi antrenman yapar diye. 3 gün sonra, 72 saat sonra dahi bir daha göğüs adelelerini ya da damlaları ya da o makineleri görmek istemeyecek kadar soğuyordum antrenmandan. Yani bana gelen süre iyiydi ve bu iyi bir süreydi. Ve ben kendi öğrencilerim hep bu şekilde tavsiye ettim. Tabii ki burada bir parantez açmak istiyorum. Yapıya göre, atletik bir duruma göre. Mesela arkadaşım haftada tek adeleri çok çok rahat benim dediğim gibi başarıya ulaşabilir. Ama başka bir fizik gerçekten haftada 2 belki haftada 3 kere çalışmaya da ihtiyaç duyabilir. Bunların hiçbiri ayet değil. Yani altı böyle kara kalemle çizilmiş şeyler değil. Hepsi kişinin yapısına göre, metabolik fonksiyonlarına göre, beslenmesine göre, iş hayatına göre düzenlenilebilir. Ne demek istediğimi anladın mı? Bana yarayan buydu ve ben bu şekilde uyguladım. Hocam? Hocam çok benzer düşünüyorum. Yani bir kas grubun, ben biliyorsun kas fizyolojisiyle ilgileniyorum. Evet hocam. Kas evet, hocam. Fizyolojisi. Evet hocam. Siz bir kası zaten hakkıyla çalıştırıyorsanız, yani doğru bir yüklenme, doğru bir dinlenme aralığı ve hareket seçimleriniz kendi ölçünüze ve vücudunuzun sınırlarına evet, özgüyse zaten bir hafta içerisinde bir daha onu çalışamazsınız. Yani çok mümkün olmaz. Yani bence müsaade de etmez yani. Hayır, iştahım olmuyordu hocam. Evet. Tekrardan. Gerek de yok bu arada. Yani çünkü hasar çalışmaları, yani bir antrenman sonrasında kasta meydana gelen hasarın ölçüldüğü çalışmalarda, ki benim de yaklaşık 7-8 tane buna benzer çalışmam var. Buna egzersiz kaynaklı gecikmiş kas ağrısı deniyor. DOMS diye de kısaltılır. Bunun yaklaşık 72 saate kadar, 96 saate kadar gittiği tespit ediliyor. Yani ki zaten eğer DOMS varsa kuvvet kaybı burada kaçınılmazdır. Yani evet, çalışmak isteseniz de evet, o ağırlıkları kaldıramazsınız evet, diyor biliyorum. Öte taraftan da şimdi burada hani sen bölgesel bir çalışmadan bahsettiğin için hani o kişinin zaten ciddi anlamda bir yüke maruz kaldığını varsayarak konuştuğumuz için zaten iki gün çalışma fikrinin doğru olmadığı net bir şekilde ortaya çıkar. Süre olarak da bir çalışmanın süresi uzadıkça o çalışma iyi oluyor ya da daha değerli oluyor bakışı bana göre çok yanlış. Neden yanlış? İşte hocam bahsetti. Eksternal faktörleri, yani dış faktörleri elimine etmeden antrenmanın kendi içerisindeki aktif süresinin 20 dakika olduğu, dış kaynakların 1 saat olduğu bir çalışma 1 saat 20 dakika gibi görünebilir. Evet. Ama teorik olarak çalışmanın kendi alanıyla ilgili olan bölümü 20 dakikaydı. O yüzden ben çok benzer düşünüyorum. 40 dakika bir çalışma için çok ideal bir süre. Çok ideal bir süre. Muazzam bir süre. Yeter ki hakkını verelim, içine bakalım. Yani o an orada tüm hücrelerimizle o işi yapalım.
Bizim sorunumuz, Türk toplumunun sorunu, her işte böyleyiz biz. Odaklanma sorunumuz var. Yani o iş sırasında işin kendisinden başka her şeyle ilgileniyoruz. O 35 dakika odaklanmak için söylediğim bir şey. Hani odaklanın demek istiyorum aslında orada. Yani o süre yeterli olur. O sürenin içerisinde eğer sen odaklanıp kendi kaslarını çalıştırabileceğin o egzersiz modelini düzgün bir şekilde yapıyorsan inan ki hiç bugüne kadar ulaşmadığın seviyeye ulaşırsın yani. Bu şekilde konuşulanlar gibi kendini antrenman etmeye çalış. Oldukça verimli olacağını düşün. Yani ben son 20 yılın akademide bu işlere vermiş, akademi çalışmalar yürütmüş durumum. O zaman 30-40 yıldır bu işlerin sahasında olan biri. Yani şimdi pratikteki kişi aynısını söylüyor, teorideki kişi aynısını söylüyor. Biri çıkıyor diyor ki işte kim olduğunu da bilmiyoruz. Bir buçuk saat çalış ya da bir buçuk saat çalışınca daha iyi olur. Yani bu böyle olan bir şey değil yani. Kaygı duymayın yani bir buçuk saat çalışmayınca ya da işte bir kas grubunu haftada iki kez çalışmayınca gelişmiyor falan. Yani benim mesela bugüne kadarki tüm karşılaştığım iyi vücut geliştirmeciler hiçbiri gibi çalıştığını bana söylemedi. Hiçbiri. Yani sizin jenerasyonun neredeyse hemen hepsiyle bir arkadaşlığım var. Bir sohbetim var. Hipertrofide hep konuştuğumuz bir şeydi bizim. Ben daha şunu söyleyeni duymadım yani. Ben iki kez göğüs antrenmanı yapıyorum diyeni duymadım yani. Çoğunu ben öğrettim zaten. Yani bu şey netice itibariyle bize bir fikir veriyor yani. Çünkü adam o seviyede yapmıyor. Evet. Bir de şimdi hani yüklenmenin şöyle bir tarafı da var ya. Bir unsur yüklenme. Ona bir de besin vermen gerekiyor. Şimdi bir kas grubu iki kez çalıştırdın mı? Onu beslemen de gerekiyor yani sonuçta. Ya ben mikrofonunu açıp. Ben altından kalkamam o işin yani. İki kere çalışmanın altından kalkamam. Söylüyorum hocam yani onun dinlenmesi de var bu arada. Ya mümkün değil. Ben kalkamıyordum yani. Ya kalkabilen yok. Helal olsun. Ya bir de şey hani bir de inanın bana hani çok çalışarak olsa inanın sabahtan akşama kadar çalışabilirdim. O kadar seviyordum bu iş. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edelim. Şu gözlükle arkadaşımıza verelim. Buyurun. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk kardeşim benim. Benim ilk olarak klasik bir sorum var. Sonra bir sorum daha olacak. Hemen hızlıca soracağım. İlk sorun ne olacak ilk sorun? İki sorum olacak sadece. Ha, ilki basit. Basit bir soru. Ha, ikincisi zor. Sırtınız meşhur hocam. Eyvallah, teşekkür ederim. Prime döneminizde evet. Gerçekten çok severek yaptığınız, çok verim aldığınız Bendover Barber Roll dışında evet. Vardı. Evet. Yani onu biliyorum hani 200 kilo ile Barber Roll yaptığınız. Eyvallah. Eyvallah. Serdar Aktoğ'a sırtını dönünce yarışma döner biter. Eyvallah. Şimdi herhangi bir şey olmuyor. Dönüyorum, dönmüş oluyorum sadece bir insan olarak. Evet, güzel günlerdi. Teşekkür ederim. Her güzel şeyin bir sonu oluyor. Teşekkür ederim ilgin için. Bu soruyu bana çok soruyorlar. Gerçekten iyi bir sırt inşa etmek için. Ben takip ediyorsun belli ki. Ondan sonra hani 2005'ten sonra bir 10 sene kadar bir idman ilk iki hareketimi barbell rowing, dumbbell rowing olarak belirlemiştim. Beşer set bunları yapmadan da salondan ya da kanat antrenmanından çıkmıyordum. Bir idman dumbbell rowing'de yapıp 5 set yapıyordum. Sonra bir idman barbell rowing'de 5 set yapıyordum. İkinci hareket yine ya dumbbell rowing, yani ikisini değiştirerek uzun yıllar hiç ayırmadan bu iki hareketi yaptım. Gençlik dönemlerimde de barfix'ten aşağı pek indiğim söylenemez. Yani ilk hareket olarak barfix yapardım. Vücut ağırlığıyla yapılan her egzersize saygım çok büyük ve özellikle başlangıç aşamasında fiziklerin mutlaka vücut ağırlığı dips gibi, şınav gibi, barfix gibi egzersizleri mutlaka çok fazla kullanmanızı tavsiye ederim gençlik zaman yani bu yaşlarda ve bu ileriki yaşlara daha güzel, daha dinamik, daha atletik bir fizik yapmanızı sağlayacaktır. Sırt içinde düşüncelerim bu. Yerden çektiğim hareketlerde çok iyi verim aldım. Bu sırtımı çok kalınlaştırdı ve güzelleştirdiğini düşünüyorum. Peki verelim o arkadaşımıza mikrofonu. Şapkalı arkadaşımıza. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bir tane sorum olacak. Şimdi lütfen. Öğrenciler olarak profillerin karşılaştığı çok zor. Senden ricam bir tık yüksek sesle. Biz öğrenciler olarak profillerin karşılaştığı çok zorluk çekiyoruz yani. Biliyorum. Deflasyon ve bank döneminde kilo başına ne kadar profil almalıyız diye bir soru olacak. İkinci sorum da ikisinden olacak. Benim profillerim omzuna göre daha büyük. Ve bu antrenmanda çok etki ediyor yani. Omuz çalışırken daha çok trapezim etkileniyor. Yani. Buyurun. Hocam lütfen. Yani hani birinci sorusuna yanıtım, bilimsel çalışmalar bugün şunu söylüyor. Protein alımının 2,5 grama kadar çıkması çok pozitif.
her ne kadar 1.7 gram yani kilogram başına 1.7 gram yapılan genel meta analizlerde cutoff değeri, kesme değeri olarak ifade edilse de birçok uzman 2.2-2.5'e kadar kas kütlesi artışı için uygun bir ortamın yaratılacağını ifade ediyor. Yani herkes bunu çalışma yüküne göre de optimize edebilir. Mesela eğer işte böyle yüksek kilolarda düşük tekrarlı şeyler yapıp protein yıkımını çok fazla yapıyorsanız oranı 2.5'a kadar çıkartabilirsiniz. Evet. 2.2'lere kadar çıkabilirsiniz ama daha soft, daha yumuşak ağırlıkları işte daha yüksek tekrarlarda yapıyorsanız branşa göre de değişir, değişir değil mi? Tabii ki değişir. Evet. İşte oradaki şey ölçü bence yükün kendisi. Mesela yük arttıkça alımı arttırmak akıllıca olur. Çünkü yükün artışı protein yıkımını da arttıran bir şey hocam. Yani hücresel bazda söylüyorum. Evet. Yani o kasın içerisindeki protein dizilimini bozan bir şey yük artışı. Muazzam. Ama yük azaldıkça proteinlerin yapısı çok fazla bozulmuyor. Çünkü yükün dozu ihtiyaçları da düşüyor. Evet. O yüzden hani çalışma şeklinize göre optimum sınırın 2.2. Hatta işte eğer bir mezomorf bir vücudunuz varsa orada da 2.5'lara kadar çıkılabilir. Onun haricinde mesela 0.8 ila 1 gramlar telaffuz ediliyor. Alınması gerektiğini hatta üstüne almayın falan diyenler var. Ölmemek için okey. Ama yani sonuç itibariyle vücudun kas kütlesini korumak için mutlaka 1.5 grama yakın bir protein alımını kilogram başına mutlaka tavsiye ediyorum ben. Alınması gerektiğini düşünüyorum yani. Trapezlerinle ilgili de yani herkesin bir anatomisi var, farklı anatomisi var. Muhtemelen hareketlerin formunda problem olabilir. Yani özellikle omuz bölgesine yapmış olduğun çalışmalarda açısal bozulmalar trapezyusun shoulder kaslarından daha önce harekete dahil olması nedeniyle bir aktivasyon artışı olabilir hocam. Bir ayağa kalkar mısın lütfen? Bu soruyu kendin için sordun değil mi? Uzun boylu olduğunu tahmin ettim trapez kaslarında. Şu anda ben seni zaten çıplakta görüyorum. Hani bana işim bu olduğu için. Bir kere sana şöyle bir tavsiyem olsun bir iki tane. Bunu uzun vadede kullanırsan faydasını göreceğini düşünüyorum. Bir kere kesinlikle şırak hareketlerinden uzak dur. Deadlift'ten uzak dur. Artı lateral yapıyorsun omuz için side lateral değil mi? Oturarak ya da ayakta kullanıyorsun bunu. Kesinlikle tek kolla yap. Ya tek dumbbell açış ya da cable lateral olarak yap. Çünkü çift yaptığın zaman her zaman trapez kasları devrede olacaktır. Lakin tek başına yaptığın dumbbell ve cable hareketlerde yan omuzuna konsantre olup sadece oraya konsantre olabilir ve trapezden bağımsız olarak orayı çalıştırabilirsin. Eyvallah. Peki. Şöyle bakıyorum. Biraz da bu taraflardan alalım. Arkadaşımıza verelim. O tarafa çok baktık. Burayı ihmal etmeyelim. Tek kollarda trapezin şey kaldı, radikal kaldı. Doğru değil mi hocam? Hocam yani sence? Ben şöyle bakıyorum. Yani siz sonuçta şöyle bir bakış sergilediniz. İzole ettiniz hareketi. Daha izole ettiniz. Hı-hı. Ve hareketin büyük oranda bir eklemde bir kas grubuna yönelmesini sağladınız. Çok rasyonel. Eyvallah hocam. Çok mantıklı yani. Eyvallah hocam. Yani sonuçta bununla ilgili bir akademik araştırma bulamaz arkadaş zaten. Yok, ama sizin bu söylediğiniz şey denedim pratikte şu. Çok güzel hocam. Eyvallah, yani ben sizi anlatırken mesela kendi kafamda canlandırdım. Hoca anlatıyor mesela şimdi siz ifade ederken. Evet. Gerçekten yani trapezyusun harekete katılım oranı çok düşecektir. Bu tarz fiziklerde denedim bunu ve 3 ay 6 aylık vadelerde gerçekten güzel sonuç aldım. Yani arkadaşımıza benim önerim biraz yükü daha iyi ayarlasın. Çünkü boyu uzun olduğu için sizin de işaret ettiğiniz gibi boyu uzadıkça yük tercihi yanlış olduğunda hareketin kompansasyonu yani başka bölgelerden taşır telafisi, oraya diyorsun. Bravo. Eyvallah. Oraya gider. Çünkü kolu uzun olunca yük kolu. Ben de onun yüzden ayağa kalktım. Yani sonuç itibariyle ne yapıyor? Kaçırıyor. Kaçmak zorunda kalıyor. Yükü. Yukarı kaldırır zaman da orası sıkışıyor. Bravo. Evet. Yani o yüzden ona dikkat etse çok daha rahat edeceğini düşünüyorum. Buyurun. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yaklaşık 3-4 senedir falan sporla uğraşıyorum. İlk başladığımda sizi izliyordum. İlk olarak benimsemiştim. Teşekkür ederim. Ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Yani profesyonel arenaya, yarışmacılığa dökmek istiyorum. Çok güzel. Ama şu anda naturalist. Naturalken belli bir seviyeye kadar alt nasıl olmalı ve bu işin anabolik kısmına, farmakoloji kısmına gidebildiğimiz zaman beslenme programı, yani antrenman şiddeti, hassasiyeti nasıl olmalı? Bunun dolayı aklımda çok sorular var. Evet. Biraz netleştirirseniz çok memnun olurum. Ben bu soruyu şu şekilde cevaplayayım. İlaç kullanıyorsun ya da kullanmıyorsun, beslenme ya da antrenman programında herhangi bir değişiklik yoktur benim için.
hani işte natürelsin, daha fazla çalışmalısın diye böyle bir söylenti var yine internette. Kardeşim onlar ilaçlı işte kısa çalışıyor, sen natürelsin daha fazla çalış diye. Halbuki tam tersi. İlaç kullanmıyorsa daha da az çalışmalısın. Çünkü anabolik steroidleri insanlar niçin alıyor? Daha fazla recovery için, daha hızlı yenilenmek için. Anlatabiliyor muyum? Senin elinde yenilebilecek, adenini yenilemek için olan tek silah normal insanlar için. Normal insanlar diyorum, ilaç kullanmayanlara. Beslenmen, uyku düzenin ve antrenman kaliten. Onu kullandığın zaman zaten o kaliteyi oturtmuşsan vücut kendi kendine başka bir level'a geçecektir ister istemez. Umarım izah edebildim. Evet. Evet, özellikle yani yapman gereken herhangi bir değiştirmen, işte ilaç kullanıyorum daha fazla çalışayım, ilaç kullanıyorum daha az çalışayım diye bir şey yok. Yeterli her zaman yeterlidir. Hem beslenme olarak hem de antrenman olarak. Evet. Ben de zaten sizin gibi yani şu anda split yapıyorum. Bir tek bölgeye düşüyor. Ya bunun için şey diyenler oldu hocam. Kendi çevremde de gördüm. Kilo başına 5 gram protein diyen insanlar biliyorum. Çok garipsedim. Ben lüzumsuz görüyorum. Gerek yok. Hoca demin bu sorunun cevabını verdi. Hani ihtiyaç olan gramajlar bunlar yani. Kaç kilosun? Şu an 87. Çarp 5 ile. Telefondan çarpsana. Yani yaklaşık 450-500 gram yapar. O anneciğim yani böyle bir. Bak 450-500 gram protein almaktan bahsediyoruz. Onu söyleyen arkadaşa döndü ki ya bir tane hocayla karşılaştım böyle dedi. Etrafında hiç 500 gram protein alan var mı? Kaplan mısın zaten abi? Nasıl yiyorsun bu derin? Hani hayvanlık bahçesindeki aslanlara 500 evet, gram abi, veriyorlar. Bengal yani. Kaplanı gibi ne o öyle? Ya şimdi anlatabiliyor muyum? Ya bir şey size ulaştı. Çünkü siz üniversite gençliğisiniz. Üniversite gençliğinin önemli özelliğini ben 20 küsur sene önce bu sıralarda oturuyordum. Öğrenci olarak. Yaklaşık 20 küsur yıldır da öğrenci yetiştiriyorum. 10 binlerce öğretmen yetiştirdim. Antrenör yetiştirdim. Öğrencime verdiğim tek bir şey var. Tek öğrettiğim bir şey var. Rasyonel akıl geliştirin diyorum. Evet. Bakın rasyonel akıl. Hiçbir şeyiniz olmasın. Rasyonel aklınız olsun. Çok basit ya. 500 gram protein her gün nasıl alacaksın ya? Böbrek bak arkadaş soruyor böbrek problemi olur mu diyor. Şimdi 500 gram protein yiyen birisi gut olur. Ya harika ya. Bayıldım. Ya yani, böyle bir şey olabilir bir mi? Bir daha bir şu ekonomide zaten alamazsın. O da ayrı bir şey yani. Onu hiç söylemiyorum yani. Alamazsın zaten. Evet. 500 gram protein almak için bayağı servete sahip olman lazım. Bu arada net 500 gramdan bahsediyoruz değil mi? Biliyorsun 100 gram biftekte 30 gram protein var. Bir de bu detayı da ıskalamadan bakarsak. Yani 500 gram net protein alabilmek için ne kadar biftek yenilmesi gerektiğini ben o yüzden söyledim. Hayvanat bahçesindeki aslana verilen but kadar bir but yemen lazım. Yani evet. 500 gram alabilmen için. O biraz zor hocam. Yani. İşte rasyonel bakış bu yüzden önemli dostum. Yani anlatmak istediğim şey üniversite gençliğinin kendi düşünce şeklinin bir kere rasyonel bir temele dayanması gerekiyor. Bu nedir? Niçin yapılır? Nasıl yapılır? Kim için yapılır? Bunu eğer sorgulamıyorsan zaten konuşacak bir şey yok ki. O zaman şuna dönüyor yani. Herkes bir şey söylesin, sen onu takip et. Yani kendi mantığına, zihnine, vücuduna, yapmış olduğun antrenmanın tepkilerine bakarak karar vermek gerekir ya. Yani şimdi mesela tıpta şöyle bir şey var, çok protein tüketenlerde gut hastalığı oluşur. Zengin hastalığıdır bu arada. Yani fakirlerde görünmez. Niye görünmüyor? Çünkü o boyutta protein tüketemediği için. Eskiden krala ait bir hastalık hocam. Eski kralların hepsi, yani buna Ramsesler de dahil, evet. Guttan ölüyorlar yani. Vay Kanuni'de be. Falan da görüldüğünü söylüyorlar. Yani çünkü eğer çok fazla et tüketiyorsanız bu vücudun çok fazla sevmediği bir şey. Çünkü bütün yiyecekleri incelediğin zaman karbon, hidrojen, oksijen içerir. Bütün yiyecekler. Protein hariç. İçinde nitrojen var. Yani azot var. O yüzden çok protein yediğin zaman böbreğin çok fazla su kullanır. O nitrojeni atabilmek için. Anlatabildim mi? Yani bir şeyi yapayım derken başka bir şeyi bozmayalım. Bir de biraz dediğim gibi yani bugünün öğretisi olsun mantıksal kalalım. Duygular... Buyurun. Estağfurullah. Benim mantığım ayakmadı zaten. O yüzden bir de... Ben sadece bunun için söylemiyorum. Ben gerçekten bunun için söylüyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Hocam yakalamıştır bu konuyu. Ben sadece bu protein tüketimi miktarı açısından söylemiyorum. Bütün başlıklar üzerinde söylüyorum. Çünkü manipülasyona çok açık bir gençliğimiz var bizim. Bunun nedeni de rasyonel aklın oturmaması. Dinleyin herkesi. Ben dinlemeyin demiyorum. İzleyin herkesi. Hiç problem yok. Ama izlediğinizi ve dinlediğinizi doğru kabul ederseniz ya da hiç sorgulamadan alırsanız bunun hiçbir mantığı yok diyorum. Yani burada önemli olan şey dinlediğini, izlediğini sorgulayabilmen, eleştirebilmen, tartışabilmen, deneyebilmen, eleyebilmen. Bunlar değerli diyorum. Herkes için söylüyorum senin özelinde. Sen sorduğun için, konu buraya bağlam olarak geldiği için söylüyorum. Herkese söylüyorum yani. Herhangi bir şey için söylüyorum. Evet. Ufak bir eklenim. Tabii lütfen. Siz devam edin. Yok buyurun. Şey, natürelken şu an balık yapıyorum. Balık derken sizce maksimum olarak kaç kilo çıkmak gerekiyor?
Bulk ya da definisyon olarak değerlendirmediğimi söylemiştim. Benim bakış açım 365 gün güzel beslenmek, temiz kalmak ve sabırlı olmak. Yani 4-4 olmasa bile 4-3 tamamladığımı, yani beslenmenin dışına asla çıkmıyorum. Ya ne yemen gerektiğini biliyorsun. Evet. Yiyebildiğin kadar ye. Çok takılma bunlara yani. Yemişim makrosunu, mikrosunu, palavra yani. Eyvallah. Duymak istediğin şey bu değil mi? Amerika'nın bırakalım hocam. Olaya sık atmayalım. Evet, olaya sık atmayalım abi. Peki, hocam yine tipik bir durum var. Bu arada affedersiniz hocam. Olabildiğin kadar bu yolda devam et. Tükenene kadar. Ve yarışmacı olacaksan da sana hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine üniversitelerde gördüğüm tipik bir durum. Bir kadın arkadaş el kaldırdı. Verelim. O arkadaşa verelim. Yani arkadaşlar sorular eşit olursa, hani eşitlik ilkesi var ya kadın erkek cinsiyeti açısından. Şu ana kadar sorulan 10 sorunun hepsini erkekler sordu. Ve içeride hiç de azımsanmayacak sayıda kadın var yani. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Sorum, antrenman sonrası kardiyo antrenmanı ne düşünüyorsunuz? Yani ya onu düşünmek için mantıklı mı? Direnç antrenmanları sonrasında kardiyo yapmak mantıklı mı? Evet. Bu vücut yağ oranını düşürmek için. Evet. Benim bu konuya bakışım iki farklı boyutta aslında. Bunlardan bir tanesi eski okumalarım zamanında edindiğim bir fikirdi. Yağ kütlesini azaltmak için kardiyonun çok gerekli olduğunu savunuyordum ben. Fakat sonra yaklaşık bir 10 yıl önce falan bu fark edişim gelişti. Sorun yağ kütlesinde değil, sorun kas kütlesinde. Yani siz kas kütlenizi arttıracak stratejiler oluşturursanız yağ kütlesini daha kolay kaybedersiniz. Ama bir direnç antrenmanı sonrasında kardiyo yapmak enerji harcaması gerektireceği için depo yağlarının azalmasına katkı sağlar. Ama temelde bakışınız lütfen şu olsun, bir, özellikle kadınlar için söylüyorum. Kas kütlesini arttırmak, sağlığın korunması, sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi ve ileride daha iyi bir yaşlılık için bankaya koyacağınız paradan daha değerlidir. Kas kütlesini kaybetmemeye çalışın her anlamda. Bakın sadece görsel anlamda söylemiyorum. Yarın karşılaşacağınız her türlü sorun için. Bugün her 17 saniyede bir kadına meme seyağı tanısı konuyor. Ve genelde kas kütlesi düşük olan kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalleri daha yüksek. Herhangi bir hastalığa yakalanma ihtimalimiz, kadınlar açısından söylüyorum ki kadınlar biliyorsunuz östrojen hormonu nedeniyle biraz daha dezavantajlılar erkeklere göre. Erkeklerde testosteron yüksek olduğu için kas kütlesi korunumu daha yüksek. Kadınlar yaşla beraber daha çok kas kütlesini kaybediyorlar ve buna bağlı olarak da gelişen hastalıkların sayısı daha fazla, oranları daha yüksek. Bunlardan korunabilmek için kesinlikle kas kütlesi artışını hedefleyeceğiz. Bunu başardığımız anda zaten yağ oranınız ciddi anlamda istenilen o ideal sınırlara gelecektir yani. Şiir gibi cevap vallahi. Bravo hocam. Peki, kırmızılı arkadaşa verelim. Merhaba. Hoş geldin kardeşim. Şöyle sormak istiyorum. Biraz yüksek sesle, bir de o düğme var herhalde, ona basarsan. Hocam seni gördü, heyecanlandı. Abi estağfurullah. Ciddi söylüyor. Evet, şu an iyi geliyorum. Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Sen anlamları yanlış ayarladıysan, örneğin ki sen 8 tekrar, yani gerçekten 6 tekrarda kaldık. Olmadı ve hani ağırlığı düşürüp bu sete tekrar girdiğimizde de kalan hareketleri yapamayacağımı biliyorsam. Burada nasıl bir yolda izlemek gerekir? R yok bizde ya. R yok. Yani kilolarını ve tekrar sayılarını ona göre iyi seç yani. Bu yüzden de progresif overload, yani kademeli yükleme antrenman prensibi seni doğru yolda tutacaktır. Ne demek istediğimi anladın mı? Hani bu anlattığında biraz ezbere iş yapıyorsun. Hani anladın mı? Hani böyle yaparsam böyle olur mu? Bunu da böyle yapayım mı? Yani R yapma. Hani 15 tekrarla başla, çıkabildiğin kadar çık. 8 tekrara kadar kilonu arttır ve tekrar sayılarını düşür. Yani daha güvende olacaksın. Tamam. Peki. Yüksek sesle ne olursun. Bunu istemeden de olsa yaşadığım bir antrenman var. Evet. O antrenmanı nasıl kurtarabilirim? Yani o programı mı? Çok ince düşündüğün için tebrik ediyorum seni. Çok güzel. Ben bu kadar ince düşünen insanı çok severim antrenman konusunda, bu kadar hassas olduğun için, ama bunu düzelteceğim bir şey yok. Yani önceden planlaman lazım antrenmanını. Mesela profesyonel atlet değilsin.
Ben mesela bir antrenmana girdiğim zaman ısınırken kafamda tık 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 oturtabiliyorum. Kafamda 60 tane sistem var. Anlatabiliyor muyum? Ama sen bir programa bağlı kalmalısın ve salona doğru yürürken birkaç saat evvelden ilk son öğünü yerken idmandan önceki antrenmanını kafanda canlandırmalısın zaten. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani o anda kurtaracağın bir şey yok yani. Ben bir katkı yapayım mı onu hocam? Bu cluster setleme diye bir şey var. Yeni bir bakış açısı. Seti sete bölmek diye. Diyelim yükü ayarlayamadın. 5 tekrar yaptın ve tükendin. Öyle bir durum oluştu. Hı-hı. O seti iki yolla kurtarabilirsin. Ya ara verip bir 5 daha yapıp ona tamamlayabilirsin. Bu bir set olur ama bu kez. Onu söyleyeyim yani. Ya da ikinci setten sonra ağırlığı azaltıp yeniden bir otoregülasyon yapman lazım. Yani o yüke devam etmemen gerek. Çünkü o yük 5 tekrarla sonlanmış oldu artık. Ve yapacağın şey aslında çok tipik bir şekilde tekrar yükünü ayarlamaya çalışmak olacaktır. Ben bunu beğenmiyorum mesela. Bu tarzı yok. Ben de direkt... Ben durumu kurtarmaya çalışıyorum. Senin adına yani durumu kurtarmaya çalışıyorum yani. Bir sorun daha sorabilir miyim? Son. Nasıl yani, tatile gitmek falan mı yani? Set arası. Kendini iyi hissettiğin zaman, evet girebilirim dediğin zaman ideal süredir. Yani kendini hazır hissedince gireceksin. Şu kadar saniye, 48 saniye yapacağım diye bir şey yok hani. Nefesini düzel, suyunu iç, nefesini topla. Ondan sonra güzel bir şarkıyı seç böyle Metallica'dan. Tam lan ben bu seti yaparım de yardır gitsin. Eyvallah. Peki devam edelim. Şurada bir kadın arkadaşa verelim mikrofonu. Arka tarafı da biraz dahil edelim biraz sonra değil mi hocam? Arka taraf da hiç sormuyor. Hocam hiç yukarıya bakmadın sen evet, ya. Evet baktım aslında hocam da el görmedim yani. Buyursunlar. Benim de iki tane sorum var. Buyurun. Haftada kaç gün antrenman yapmak daha verimlidir? 4600 olarak yeterli midir? İkinci sorum. İlacın sağlık konusundaki öğretileri düşük dozajda ortaya çıkarmak özellikle yüklendi mi? Birinci soru 4 gün. 4 gün yeterli midir? Alt üst. Ha, anladım. Anladım hocam. Cevaplamak ister misin? Hocam yine vücut yapısına göre, kişiye göre, yavruluna göre, hı-hı, beslenme alışkanlıklarına göre değişir. Hani antrenman programı bu şekilde doğru mudur, yanlış mıdır diye değerlendirmektense, değil mi hocam? Hı-hı. Yapıya göre, kişiye göre, spor geçmişine göre, sağlık geçmişine göre düzenleme yapıyoruz. Hı-hı. Hani sen kendi için bunu öngörmüşsen ve bu konuda mutluysan, kalbindeki ses de evet ben doğru bir şey yapıyorum dersen bana göre doğru antrenmandır. Ve ele başında bu işi bilen bir eğitmen varsa, iyi hissettiriyorsa kendini, neden olmasın? Şöyle, erkek arkadaşım yazdı, İlay. Tabii ki. Ben de antrenman yapmayı çok seviyorum. Dedim en azından 5 gün yapalım. Full body yapalım 5. günü. Korkunç yanlış yani bana göre. Ben full body'ci değilim, evet. Yani o kadar enerjisi varsa bana temizliğe falan gelsin söyle. Yok ama 5'i isteyen kendisi. Erkek arkadaşı 4 istiyor. Kendisi 5 istiyor değil mi? Doğru anladım ben. Ha yok yok öyle bir şey yok. Yok. Yok yok öyle bir şey yok. Yani benim bu şeyde yine sosyal medyada bir lafım var. Bu tipi bu konuyu net açıklamak için böyle işte yumurtanın sarısını yemeyenleri sevenleri ayırmayın filan gibi. Hani çok sevişerek çok çocuk yapamazsınız diyorum buna. Hani bunun cevabı bu. Hani anlatmak için de yok. Bu kadar istekli olmaya gerek yok. Eyvallah. Ben buraya bir katkı yapayım. Mesela bilimsel tarafta çok ilginç bir detay var. Onu paylaşayım. Sen sorunca Serdar Hoca konuyu açımladı. Ben de bir katkı yapayım sana. Mesela bir gün ile 7 gün arasında ne fark olur diye bir soru soruyorlar bilim tarafında. Yani bir gün çalışanla 7 gün çalışan arasında ne sorun oluyor diye. 3 gün çalışanlar en iyi verimi alıyor. Bak çok ilginç. Yani haftada 3 gün çalışan 7 gün çalışandan daha ciddi anlamda katkı görüyor. Bu arada iyi optimize edilmiş 5 gün çalışanlar, iyi optimize edilmiş işte tek, hı hı, kas grubu için söylüyorum, en optimal hipertrofi ortaya çıkıyor. Mesela çok ilginç bulgular var ama bu doğrudur demiyorum bu arada. Bak, bulgu var diyorum. Hani bir üniversite camiası içinde olduğumuz için. Şimdi bulgu dediğimiz şey bir çalışmadan elde edilmiş sonuç. Siz bu sonuca bakarak kendi antrenmanınızı dizayn edebilirsiniz. Ve benim yine bir eleştirim var. Mesela bu sorunun özelinde birçok soru benzer geliyor. Sayılara ve isimlere takılmayın.
Mesela bir ay 4 gün çalış, bir ay 5 gün çalış, bir ay 3 gün çalış, bir ay üst alt çalış, bir ay total body yap, bir ay split routine yap. Yap yani bir çeşitli. Her gün pilav yiyor musun? Her gün kuru fasulye yiyor musun? Yemiyorsun. Niye? Çünkü çeşitlilik var değil mi ya? Bir süre sonra bıkarsın. O yüzden mümkün olduğunca çeşitlendirebilirsek ve sen sonuç itibariyle sağlık için egzersiz yapıyorsun sonuçta. Yani netice itibariyle yani ileride yarışacak olursan en azından ona göre de bir zemin hazırlamış olursun. Çünkü yarışacaksan da bu sana iyi bir zemin verecek. Ne kadar çok antrenmanı çeşitlendirirsen, yükü değiştirirsen, sıklığını farklılaştırırsan o kadar daha iyi bir zeminle eğer yarışmacı da olacaksan başlarsın. Çünkü zemini olmayan bir şeyin zaten üstü olmaz. Yani sen bugün gökdelen yapmak istiyorsun. Zemin açmadan bir barakanın üstüne gökdelen yapabilir misin? Yapamazsın değil mi? Yani o yüzden ne kadar iyi bir zemin atarsan o kadar başarılı olursun ve o kadar ilerlersin. Eğer yarışmacı bir kültürü de oluşturacaksan diyorum. Anlaşabildik mi? İkinci sorun neydi? İlaç. Gece sağlık konusunda biraz yüksek sesle bunu. Grip ilacı mı? Maalesef. Ne ile? Erkek arkadaşım mı soruyor bu soruyu? Efendim? Erkek arkadaşım mı soruyor soruyu yine? Ha tamam. İletişim sağlık konusundaki öğe etkileri düşük dozajda ortaya çıkarmak böbrek infilaki gibi. Anabolik steroidler konusunda mı soruyorsun? Evet. Hayır. Bunun arkadaşlar bunu bir netleştirelim yine. Bu steroid kullanımının azı ya da çoğu yok. Hani 200 mg alıyorum, 800 mg alıyorum. Ben 200 alıyorum, az alıyorum diye bir şey yok. Bunu vücuduna alıyor musun? Bitti, alıyorsun. Hani azı çoğu yok bunun. Görmüş olacağın zarar, göreceğin zarar aynı miktardadır. Hiçbir şey değişmez. Bir alkış alalım arkadaşlar. Evet. Bunu da bu tarafa küpe yaparsın. Çünkü öyle diyorlar. Hani hocam ben işte 400 mg alıyorum. Ben naturalim diyorlar. Ya arkadaşım diyorum. Hani bunu yani böyle bir dünya yok. Herkes kendine göre bir kalıp, bir şekil vermeye çalışıyor bu spora. Arkadaşlar öyle kalıp yapıp şekillendirileceğiniz bir iş değil. Adam profesör 25 senesini bu işe vermiş. Kitapları var, tezleri var, bilmem nesi var. Adam diyor ki hocam sevdiğim bir lafım var unutuyorum. Bilim neyi kabul etmez? Hocam bunların hepsi zırva. Hayır anlamıyorum. Başka bir şey var. Bilim... Hocam bilim... Neyi kabul etmez dedin? Hani bana hep sorarlar bilim nedir diye. Bilimde mutlak olan tek bir şey var hocam. Mutlağın olmadığı. İşte bu cevap. Güzel. Yani eğer siz bir şeyi mutlak olarak tanımlıyorsanız zaten o bilimsel değil. Değil mi? Mesela şimdi sen iki tane çok güzel evreka verdin. Bunlardan birini bir kulağına, diğerini bir kulağına taksın arkadaşlar. Eyvallah. İnanılmaz güzel şeyler söyledin. Teşekkür ederim. Ve bunu senden duymuş olmaları bence çok değerli. Teşekkür ederim. Çünkü çok... İnanılmaz bir farkındalık oluşturuyorsun. Yani arkadaşımız mesela cümleye başlarken şöyle söylüyor. Böbrek infilak eder mi diyor. Evet. Şimdi böyle bir öğretiyle evet yani böbrek infilak etmez ama yani yakaladın, bu kadar büyük bir durumu bile bu kadar kolay sorabiliyorsak ve burada yine bir saptamam var. Evet. Bunu da herkes bence bir tarafında tutsun. Evet. Kendi vicdanını susturmaya çalışıyor hocam herkes. Evet tabii de. Ben... Yani şimdi o biliyor aslında ne olduğunu. Evet. Herkes biliyor. Bilmiyor mu? Biliyor. Ama kendi vicdanını susturmaya çalıştığı için bu soru... Serdar Hoca da böyle olmasını söylüyor. Mesela ben takip ediyorum kitleyi. Evet. Hani burayı için söylemiyorum. Genel Türkiye evet. kitlesini. Hani kendisinin düşüncesine yakın olan influencer ya da fenomenler daha çok revaçlar. Niye diyeceksin? Duymak istediğini bravo söylüyor. Bravo hocam. Evet. Kendi vicdanına çünkü evet. ortak payda da şey buldu. Evet. Hani o yanlışa destek veren, yanlışın kendisi açısından doğru olduğunu savunan kişiyi daha çok seviyor. Duymak istemediğini söyleyeni de deport ediyor. Ben sosyal medyada bu gerçekleşen hayal dünyasına kızmıyorum. Bu tip işte bilgi veren, ahkam kesen, racon kesen insanlara da kızmıyorum. Onlar olmalı, kıymetliler de olmalı. Siz farkındalıkta olup doğru insanları seçmelisiniz. Yani farkındalığı olmayıp zaten bu insanlara inananlar o zaman zaten sıkıntıya düşeceklerdir. Çünkü kimse gerçekçi bir resim ortaya koymuyor. Herkes kendi resmini ortaya koyuyor. Çok çok güzel. Evet, bir şey daha ekleyeyim mesela arkadaşımız için. Hani az önce dedim ya o konulara yaklaşırken rasyonel bakalım diye. Bir tane aspirin alın, prospektusunu açın okuyun. Var mı yan etkisi? Sayfanın yarısı neredeyse. Aspirinden bahsediyorum. Yani zannediyorum söylediğin hani ilaç derken neyi kastettiğini bilemiyorum ama zannediyorum onun da prospektusunda benzer bir durum olacaktır yani. Peki teşekkürler. Efendim? Okey arkadaşımıza verin. Benim dikkatimi çektin. Harika, harika ya. Harika mı? Müthiş. Yaratıcı.
Buyursunlar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de yaklaşık 3 yıldır bu sporla uğraşıyorum ve 3 yıldır da sizi takip ediyorum. Sizi örnek alıyorum. Ne mutlu bize, teşekkür ederim. Benim sorum şu, yani işinizde en iyi olmayı nasıl başardınız? Yani bunca yıl boyunca bu disiplini nasıl sağladınız, ben bunu çok merak ediyorum. Öncelikle en iyi diye bir kavram kullandın. Bu sizin ağzınızdan duyulunca güzel. Ben kendimi hiçbir zaman en iyiyim demedim. Teşekkür ediyorum beni görmüş olduğun yer için. Çok seviyorum. Aşığım. Hani her sete, her tekrara, her öğüne, vücudundaki değişim için beklediğim her anı, her saate, her yıla, geride kalan 28 yıla aşığım yani. Çok mutlu bir sportif yaşantı geçirdim. Acılarıyla, sevinçleriyle, mutluluklarıyla, hüzünleriyle bu şekilde açıklayabilirim sorunu yani. Görmüş olduğun yer için çok teşekkür ederim. Ben kendimi sizden duymak çok güzel. Sağ olun. Sırrında da aşık olmak diyebilir miyiz? Efendim hocam? Sırrında da aşık olmak diyebilir miyiz? Aşık olmak, evet. Yani çok sevmek, işimi çok seviyordum. Yarışmacılığı çok seviyordum. Mücadelesini çok seviyordum. Hep bir lafım vardır, takipçi sen bilirsin. Yeniden dünyaya gelsem yine aynı insan olmak isterim. Kendimden ve karakterimden çok razıyım. Allah'a şükürler olsun. Eyvallah. Lütfen. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki protein tozu çok zararlıdır, kullanmayı. Mikrofon abi. Protein tozu çok zararlıdır, kullanmayı falan diyorlar. Yani aynı zamanda gidip cips yiyorlar, hamburger yiyorlar falan. Yani bunlara... Gece yatmadan ıslık hamburger yiyorsun, sonra sabah 5 yumurtaya iç koyuyorsun değil mi? Eyvallah. Ya sorunun cevabını biliyorsun. Ben buna yine espiritüel yaklaşabilirim tabii ama... Yani protein tozu zararlı değildir artık bunu hani konuşmanın. Hani 2024'e giriyoruz. Artık bunu konuşuyorsak zaten gidip yatıp uyuyalım hep beraber. Eyvallah. Peki şöyle şu arka taraflara hiç gitmedik. Arkadaki arkadaşımız ceketi siyah olan. Böyle tanımlayıcı bir şey kullanayım ki rahat olsun. Mikrofonu verirseniz kendisine. Bir arkaya. Sonra da sen sor lütfen. Tamam canım? Dünyadaki, sesini geliyor mu? Duyuyoruz evet. Dünyadaki birçok spor dalında aslında antrenörler beslenme konusunda sporcularını bir diyetisyene yönlendiriyorlar. Ve diyetisyenler her spor dalında aktif rol oynarken fitness ve bodybuilding sektöründe özellikle Türkiye'de diyetisyenler ne yazık ki biraz geri planda kalıyor. Antrenörler hem spor programlarını hazırlarken hem de beslenme programlarını hazırlıyorlar sporcular için. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Diyetisyenler, sıradan diyetisyenlerden bahsetmiyorum. Hem branş olarak sporcu diyetisyenleri hem de sektörün içerisinde olan diyetisyenler bu evrede aktif rol oynasalar çok daha güzel sonuçlar almaz mıyız? Hem bir antrenör olarak Sayın Akkoba'ya hem de bir sağlık profesyonel olarak size bu soruyu sormak. Kıymetli kardeşim, sorun çok güzel bir soru. Ondan sonra ben bunu diyetisyenlerde şöyle bir şey bekliyorum ben. Gerçekten işinde başarılı olmak isteyen bir diyetisyen, ilerlemek isteyen bir diyetisyen, tabii ki akademik bilgisinin yanı sıra dünya şampiyonasına seviyesine gelmiş, bu sporda belirli bir level'a gelmiş, bir sporcuyla oturup onun fikrini, özellikle vücut geliştirme dalında, fitness dalında başarılı olmuş bir sporcuyla oturup onun beslenme bilgisini, beslenmesine neler yaptığını, hangi evrede nasıl beslendiğini, makrolarını, mikrolarını nasıl ayarladığını, hangi dönemde ne beslendiğini kesinlikle bilgi dağarcığı içine almalıdır. Çünkü bu bilgiyi kitaplardan ya da okuyarak elde edemez. Benim için zeki diyetisyen, kendi öğrendiklerini hiçbir şeyin üstüne denemeden, hiçbir tecrübesi olmadan kağıda sadece mektepte öğrendiklerini yazarak belirli bir yol kat etmeyi düşünüyorsa bana göre bu çağda özellikle yanlış kulvardan gidiyordur. Kesinlikle bir sporcuyla fikir alışverişi yapmalı. O olguyu, vücut geliştirmede nasıl beslenildiğini, bir halterci'nin nasıl beslendiğini, bir futbolcunun nasıl beslenebileceğini birebir profesyonel bir ağızdan gidip dinlemeli. Bu konuda notlarını almalı ve o yönde değişmeli. Diyeceksin ki neden? Hani neden diye bir açılımı olabilir bu sorunun. Çağımız fitness çağı.
sosyal medyada olsun, insanların sağlığıyla ilgili ilerleyebilmesi için işte life coaching olsun, fitness koçluğu olsun, Instagram olsun, sosyal medya olsun, beslenme konusunda herkes aşağı yukarı bir bilgiye sahip ve diyetisyenlerin hepsi birileri bir kalıptan çıkıyormuş gibi bilgi sahibiler. Bu tip şeyleri dağcılığına katan insan, yani öğrenmenin peşini bırakmayan insan, fitness çağında daha çok insana ulaşacaktır ve daha çok müşteri bulacaktır. Sonuç amaç itibariyle takip edilmek, popüler olmak, para kazanmak değil mi? Sizin mesleğiniz bu. Bilgi dağarcığınızı yükseltmenizi öneriyorum. Yani her branş hakkında konuşabilecek, söylenebilecek bir söze sahip olmanız lazım. Ben birçok diyetisyen arkadaştan, zeki olanları diyorum, bunu altını çiziyorum, bana göre zeki olanlar, hocam sizle oturup bir kahve içebilir miyiz, hocam sizle bir yemek yiyebilir miyiz diye beni davet ederler. Ben vaktim varsa kabul ederim ve onlarla oturup kendi bilgilerimi, burada paylaştığım bir ufak ufak anekdotlarla onlara veririm. Bu bir diyetisyen için, sen sanırım diyetisyen okuyorsun. Sana ne gibi şeyler katabileceğini umarım kafanda birkaç tane ampul yakmışımdır bu konuda. Bu sebeple aslında soruda şundan bahsettim. Hem branş olarak sporcu diyetisyen olmalı, aynı zamanda sektörün içinde olmalı. Bence %100 katılıyorum. Çünkü gerçekten eli dampul tutmalı, karnındaki hissiyatı bilmeli, belli bir süre içerisinde kesinlikle danışan anlayabilmeli. Sadece gidip sıradan bir diyetisyen de bence de herhangi bir sporcu çalışmalı. Kıymetli arkadaşım, bana göre bir diyetisyen ona gelen her soruyu mantıklı bir şekilde cevaplamalıdır. Bazıları şöyle yapıyor. Aa, hayır, o böyle olmaz. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ha işte onlar başka besleniyor, işte onlar ilaç kullanıyor, onlar bilmem ne yapıyor şeklinde bir kafa yapısı olamaz. Kestirip atamazsın. Sana sorulan her soruyu cevaplamak zorundasın. Yani öğrenmek zorundasın yani. Ben sadece bunu öğrenmek zorunda olduğunuzu söylüyorum. Her soruyu cevaplayabilmeniz için. Yoksa Canan Karatay da çıkıyor. Protein tozu sakın içmeyin, sucuk yiyin diyor. Anladın mı? Hani bu değişmez. Ona da inanan korkunç bir kitle var ama zeki ve mantıklı açıklamalar yapan insanlar da var. Kimseyi küçük görmeyip her zaman öğrenmeye çalışmalıyız. Benim hep şeyim var. Ben keşke yine 18-20 yaşlarına dönsem, aynı fiziğimde olsam, aynı kafa yapımda olsam ve Emin Kafkas gibi bir hocam olsa, hani o şekilde ilerlesem, ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani öğrenmeye açım. Hani en çok açlık duyduğum şey bilgiydi benim aktif sporculuk dönemimde. Çünkü bana öğreten kimse yok. Hep deneme yanılma yöntemiyle ve yurt dışına gire gele yarışmalarda öğrendim bazı şeyleri. Yani tecrübe bilginin denenmiş halidir ama bana da keşke bunları birisi verseydi, hazıra konsaydım biraz. O yeşil elma yiyerek antrenman yaptım. Aynen dostum, aynen dostum. Yani neler çektiğimiz tabii ki hani yani tartışılmaz. Hikayeyi biliyorsun. Üstünden geçmeye gerek yok ama zorlu yollardı yani. Zorlu yollardı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ya benim majör eleştirim şu. Mesela arkadaş diyetetik bölümünde okuyor. Antrenman dersi var mı? Yok henüz. Enerji sistemleri. Nasıl anlasın ki? Yani şimdi matematik gibi bir şey bu yani. Matematik yalan söylemez yani. Şimdi zaten anlamasını beklemiyorum ben yani. Ben o role bürünmüş olmalarını bile anlamıyorum. Vay be. Çünkü yok ki yani senin onu anlayabileceğin, idrak edebileceğin bir donanımın yok. Yani müfredat zaten böyle değil ki. Yani şimdi 100 tane farklı branş var. Arkadaşlarımız Instagram'dan işte futbolcuya diyet yazıyorum diyor. Sen futbolun hangi enerji yoluyla oynandığını, nasıl bir yüklenme içerdiğini, bunun antrenman bütçesi açısından nasıl yakalanması gerektiğiyle ilgili bir tane okuman yok. Bir ders görmemişsin, bir deneyimin yok ama diyetisyen. Şimdi pek hatırlıyorum. O yüzden branş bence çok çok önemli. Sadece o yetmez. Şimdi diyetetik bölümlerinin programının ivedi bir şekilde değişmesi lazım. Sonuna kadar. Şimdi zayıflama sizin ana konunuz değil mi? Zayıflamanın fizyolojisiyle ilgili bir tane dersi yok. Ben bütün programlara bakıyorum. Ben biraz yenilikçi bir tipim. Yani akademide uzun yıllardır bulunmanın yaratmış olduğu bir etki var bende. Bir de kuşağa da çok yakınım. Çok fazla işte genç gruplarla bir araya geldiğim için şimdi kuşak farkı oluştuğu zaman önde olan yani eski kuşak insanlar yeni kuşağı anlamıyor. 40 yıl önce bir müfredat yazılmış. 40 yıl önce dünya böyle değil ki. 40 yıl önce ülke böyle değil ki. Ya da 40 yıl önce insanların eğilimleri, yönelimleri, tercihleri böyle değil ki. Ama biz 40 yıl önce oluşturduğumuz programla bugünü yaşamaya çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Dünyada da aynı sorun var diyorum. Yani biz eğer diyetetik bölümlerinde işe yarayan bir iş yapacaksak
zayıflamanın fizyolojisini vereceğiz ki zayıflamanın aç kalarak olmadığını anlayabilsin bir diyetisyen arkadaşımız. Aç kalınca çok da öyle sanıldığı gibi doğru bir etki yaratılmadığını anlasın. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Son 100 yılda 1000'den fazla diyet geliştirdik insanlık olarak. 1000'den fazla diyet. Başarılı bir diyet var mı? Belki Akdeniz diyeti. Hiç yok. Kardiyovasküler hastalıklar için etki etme potansiyeli var diyor bilim. Bak kardiyovasküler hastalıklar önleme açısından Mediterranean diyeti bir etkisi olabileceğini söylüyor. Düşük posibiliteyle söylüyor ama. Eder demiyor. Ve 1000 tane diyetin işe yaramadığı bugün net. Ve yo-yo diyeti diye bir kavramdan bahsediliyor diyetetikte. Yo-yo diyeti çocukluğunuzda oynamışsınızdır. Böyle bırakırsınız geri gelir ya. Verirsin 3 kilo 5 kilo 6 ay sonra verdiğinden daha fazlasını alırsın. Çünkü diyeti sürdüremez. Diyet, Latince dieta diye bir kavramdan geliyor. Yaşam yolu demek. Rejim yapmak demek değil. Bir kere bunları iyi yakalamak lazım. Öte tarafta bu sağlıkla ilgiliydi. Performans başka bir şey. Başka bir şey. Günde 8000 kaloriye ihtiyacı var adamın. 8000. Nasıl yöneteceksin ya? Branşla ilgili hiçbir bilgin yok, yüklenmeyle ilgili bilgin yok, antrenman bilgisi ders almamışsın. Nasıl yöneteceksin? Mümkün değil diyorum. Yani bunun için, bu söylediğinin olabilmesi için o müfredatların çok ciddi şekilde değişmesi lazım. Kanserli hastaya diyet yazıyor. Diyabetli hastaya diyet yazıyor. Kilo vermeye diyet yazıyor. Otoimmün rahatsızlıklara diyet yazıyor. Futbolcuya dahisin. Yani bizim haberimiz yok ama yani sen Einstein'dan daha akıllısın yani. Bunların hepsini bilip hepsine uygun bir beslenme yazabiliyorsan gerçekten dahisin ve yönetebiliyorsan dahisin. Ya bir tanesini, iki tanesini seçersin buna tematik yönelim deniyor. Şimdi aynı anda obuğa çalıp vücut geliştirme mi yaptı Serdar Hoca? Vücut geliştirme yaptı, ona motive oldu, onu büyüttü, bu seviyeye getirdi. Diyetisyenlik de böyle. Sen mesela bir futbol antrenörünün aynı anda voleybol antrenörü de yaptığını gördün mü? Tenis hocalığı yaptığını gördün mü? Görmedin. Niye? Çünkü adam futbol antrenörü yani. Tematik olarak diyetisyen zayıflamayla ilgili bir yöne gider. Onun her şeyini A'dan Z'ye alfabedeki tüm harfleri öğrenir ve diyet yazar, danışanlarını da takip eder. Ticari gelir elde edebilmek için gelen herkese ben sana da diyet yazarım derse zaten işinden çıkma şansınız yok. Ya işte ona kimse bakmadığı için diyorum yani bir sorun var. Genelde kesinlikle katılıyorum. Başta müfredat ama müfredat değişmeyeceğini öngörmüyorum. Yok değişir. Sen istersen ben istersen ben öyle bakmıyorum. Bak ben bölüm başkanıyım aynı zamanda okulumda. Kendi okulumda bölüm başkanıyım. Öğrencilerime söylüyorum. Yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz şey varsa susmayın. Gidin medeni bir şekilde. Bakın üniversiteler medeni ortamlardır. Ve üniversitelerde standart gelip bir slide koyup okuyup gidilecek yerler değildir. Karşılıklı sohbet edersin, tartışırsın, konuşursun ve bir şekilde daha doğruya ilerlemeye çalışırsın. Ben her şeyi göremeyebilirim. Sen beni uyandırabilirsin. Hocam bunu söylüyorsun ama burada sanki bir şeyler eksik diyebilirsin, demelisin. Nezaket içerisinde, bak köşelerinde çiziyor, gidersin, medeni bir şekilde söylersin. Burada söylersin, nerede söyleyeceksin? İlkokulda mı söyleyeceksin? Yani üniversiteye gelmişsin, artık genç olmuşsun, bir şeyleri düşünebiliyorsun, sorgulayabiliyorsun, tartışabiliyorsun. Gideceksin söyleyeceksin, sen söyleyeceksin, o söyleyecek, ben söyleyeceğim, bir süre sonra aksiyon alacağız. Bu dünyada hep böyle olmuş, binlerce yıldır böyle olmuş. Sen bunu dile getirmezsen, o dile getirmezse, bu dile getirmezse mümkün değil bunun artık değişebilmesi. Bir de artı, okul bittikten sonra öğrenme bitmez, okul bittikten sonra gelişim bitmez. Okul belli bir yere kadar bir şey verebilir ki 10 yıl sonra üniversitelerin artık bir şey verebileceği bir durum ortaya çıkmaz. Herkes bireysel olarak ihtiyaçlarını gidecek uzmanlardan, ya da ülkelerden bir şekilde temin edecek, kendini geliştirecek, fark yaratacak. Buradaki bütün sandalyeler green. Ben hiçbirini göremem ama içlerinden bir tanesi kırmızı olursa onu fark ederim. Dedim ki evet bak burada fark yaratan biri var. Bir kitap tavsiyesinde bulunayım. Malcolm Gladwell, Outliers. Herkes bir okusun, ne demek istediğim anlaşılır yani. Teşekkür ediyorum senin için, sağ ol. Bu teknolojik difficulties bugün inanılmaz boyutlarda bize. Peki. Soru arkadaki süpersin. Evet. En sevdiğim proaktif bir genç. Buyurun. İkisi antrenman programıyla alakalı. Öncelikle Serdar Hoca'nın yani bildiğim kadarıyla yıllardır aynı programı uygulaması lazım antrenmanda. Ben hocam sağlığına gittiğim zaman böyle o sırada programda en çok yapmak istediğiniz onunla başlıyorum. Biraz öncesi dediniz ki bir dönem Barfix'le başladım, bir dönem Barbie Roll'dan Roll'la başladım sırf yaparken. Bunun arasında farklarını bilerek bunu yaptım. Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkincisi,
Hani intensiteyle volüm arası program çalışıyorum şu anda. Birazcık da hani sporcu değil, spor yapan insan kafasıyla salon gidiyorum, eğlenmek için. Ve hocam salonda son zamanlar biraz da ağırlık kaldırırken zevk almaya başladım. Yani idmandan sonra büyümek değil, benim için ağırlık kaldırmak biraz daha zevkli gelmeye başladı. Ve bunu powerlifter gibi 5 hareket şu anki güncel olarak vücut gelişim hareketleri yapmak istiyorum. Ya ben soruyu hiç duymadım biliyor musun baştan beri ya. Çok şey geldi ses. Uzaktasın mı? Bir daha. Şu an geliyor mu? Şu an daha iyi dostum. Soruyu, kusura bakma. Lütfen alabilir miyim? Duymadım çünkü. Gerçekten duymadım. İyi soruyu sizin için sordum. Siz evet. Yıllardır aynı antrenman programını yapıyordunuz bildiğim kadarıyla. Aynı antrenman programını yapıyordunuz. Evet. Her hafta yani videolarda öyle yaptırıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Sen sorun soru cevaplayayım. Siz biraz önce dediniz ki ben bir ara barfix'le başladım. Daha sonra dumbbell row'la başlamaya program konuşalım. Evet evet anladım. Burayı anladım. Bu ikisiyle ayrı ayrı başladığınızı söylediniz. Evet. Bunun arasında fark var mı? Fark olduğu için mi bunun ismi fark edildiniz? İkincisi de şu an ben intensiteyle volüm arası program yapıyorum. Ama ağırlık kaldırmak bana daha zevkli geliyor. Yani gelişmekten çok ağırlık ittirirken daha sert ağırlık kaldırmak bana daha çok zevkli geliyor. Ben burada ağırlığımı arttırmalıyım. Setteki tekrar seçimle beraber. Yoksa tamamen powerlifte geçip artık 5-6-5. Evet anladım ben sorunu. Birinci sorunun cevabını vereyim kardeşim. Bir kendim en çok verimi bu şekilde aldığım için bu yolda başladım. Hani bir idman dumbbell rowing'de başladım. Ama ikinci hareket barbell rowing'di. Bir idman dumbbell rowing'de başladım. İkinci hareket barbell rowing'di. Bir idman barbell rowing'de başladım. İkinci hareket dumbbell rowing'di. İlk iki hareketi sabitledim. Gençlik yıllarında barfix her zaman ilk hareketti. Yani sedanter olduğum yıllarda başlangıç aşamasında vücut ağırlıklarla egzersiz yapmanın bana çok yaradığını bildiğim için ve hoşuma gittiği için bu şekilde davrandım. Ama kendim ilerledikçe, vücudum büyüdükçe, gücüm arttıkça özellikle sırt hareketlerinde bu iki hareketi başa koydum. Değişmeli olarak da 10 senenin üzerinde uyguladım. Ama diğer adale gruplarında bu böyle değildi. Değişiklikler yaparak devam ettim. Aynı programlara bağımlı kalmadım. Bunun sebebi de benim antrenman teknikleri konusunda kendimi çok ileri dereceye taşımamdı ve her antrenman prensibini her antrenmanda değişik uygulamayı sevmemdi. Dev set olsun, tri set olsun, overload olsun, süper set olsun, saniyeli antrenmanlar olsun, time under tension olsun hepsini kullandım. Yani vücuduma devamlı farklı şiddetler, farklı keyifler yaşatmaya çalıştım. Bana bu keyif verdi hem de ilerlememi sağladı diye düşünüyorum kendi çapımda. İkinci soru ise ben bu 5x5 filan her türlü antrenman programı yapılabilir ama spor yaralanmasına çok açık olduğunu düşünüyorum. Kendi içinde de güç denemelerinin antrenmanda daha sıkı antrenman yapmanın, daha kilolara yönelik antrenman yapmanın da ben bir zararı olduğunu düşünmüyorum. 8-12 tekrar aralığında kullanabileceğin kendine göre büyük ağırlıklarla antrenman yapmanda herhangi bir sakınca görmüyorum ve doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Peki. Mikrofon buraya yaklaştırabilir miyim? Ya da yüksek sesle söylersen biz duyarız, arkadaşlar duysun istersen. Benim sorum şey olacaktı. Kütle kazanımı için, kilo alabilmek için hani nasıl besinler önerirsiniz? Onu sormak istiyorum açıkçası. Kendime kütle kazanmak açısından uğraşıyorum da metabolizma fazla hızlı olduğunu düşünüyorum. Fazla hızlı olmalar var mı diye arttırmak için. Ama öyle bir şey var, ben de karşılaştırdım. Ama açıkçası normal arkadaşlarımdan da fazla iyi geldim insanım ben normalde. 3-4 tabak açıkçası işte ne bileyim yediği yemeklerden her öpüldüğü 3 tabak yiyorum. Dışarıdan yemekler söylüyorum. Yani şimdi açıkçası 4-5 öpüldü buluyor yediğim yemeklerden. Ama şu anlarda çok zorlanıyorum. Hani yaptığım yanlış var mıdır bilmiyorum açıkçası. Veyahut da hani ne yemem gerekiyor ki daha sağlıklı bir şekilde kilo alabileyim. Şimdi bu sorunun yanıtı aslında vücut karakterinde saklı. Bizim tipoloji dediğimiz bir başlık var. Vücut tiplerinin sınıflandığı. İşte 3 tane ana hattan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi mezomorf, kaslı atletik yapılar. Bir tanesi endomorf,
kilolu yuvarlak görüntüye sahip olan kişiler. Bir de ektomorflar var, zayıf ince kişiler. Şimdi bunların vücutlarının genel bir karakteri var. Bu karakter içerisinde işte senin vücut tipinin de içinde olduğu bölüm çok hızlı kilo verirler. Çok zor kilo alırlar. İşte çok yemek yemelerine rağmen vücut ağırlıkları çok fazla değişmez. Hatta yemekten kalktıkları anda tekrar acıkırlar diye böyle egzajere de edilir. Yarım saat sonra bir daha yemek evet. Yiyecek, aynı yemeği yiyecek. Bu tipik Shelton ve Carter ve Helter'ın 40'lı yıllarda tanımladığı bir şey. Yani bunun ilgili somatotip sınıflama diye bir bilim dalı var. Öyle söyleyeyim sana. Ama bu senin kaderin değil. Neden kaderin değil? Eğer sen doğru stratejilerle uzun vadeye yayarsan egzersizini ve beslenme rutinini kesinlikle bunun üstesinden gelirsin. Tek yapman gereken şey çok fazla enerji harcaması gerektiren işte kardiyo gibi düşük yüklerle çok tekrar yapmak gibi çalışmalardan uzak durursan çok daha hızlı bir şekilde kas kütlesini oluşturma noktasında avantaj elde edersin. Bir de protein ve sağlıklı yağlara yer vermen gerekiyor beslenmende. Yani basit karbonhidratlardan ziyade kaliteli protein yani hayvansal kaynaklı proteinlere ve sağlıklı yağlara. Yani bizim doymamış yağ grubu dediğimiz işte bitkilerde olan zeytinyağı gibi, Hindistan cevizi yağı gibi veya işte avokado yağı gibi böyle orta zincirli yağ asitlerinden yoğun bir şekilde yararlanırsan ve bunu da sürece yayarsan çünkü bu 3 ayda olabilecek bir şey değil onu da söyleyeyim. Yani bunu belli bir zamana yap, iyi antrenman yapın, kaliteli beslenirsen aşarsın. Bu 5 öğün yemek yiyorum dedin, içeriğini söyler misin lütfen? Yani 5 öğünden ziyade öyle demiş her şeyden olacak kadar öğün olmuş. Yani ama işte hani doğru cevap verebilmelisin, senin 5 öğün, yani çok yiyorum ben, dünyaları yiyorum. Bunun için kahvaltısını yapıyorum kaygıları, mesela yumurta çıktığı zaman İşte ekstra kendime omlet yaptırıyorum hani 2-3 yumurtalı omlet yaptırıyorum onu yiyorum. 5 öğün yiyorum gerekirse dışarıdan da söylüyorum. Yani çok... dışarıdan söylediğine beraber 5 öğün oluyor. Sevgili dostum ama içeriği önemli. Hı-hı. İstersen 10 öğün ye ama ne yiyorsun sen? Evet işte okulun yemeğine gidip onu yiyorum mesela 2-3 evet. oluyor. Belki de hayır işte sormamdaki soru belki beslenmen yanlış zaten. Dedim belki böyle bir metabolizmanın hızlı olduğunu düşünmüyorum senin. Bence beslenme stratejinde yanlışlıklar var. Hani kendi kendine böyle bir adlandırma yapmışım. Benim metabolizmam hızlı. 5 öğün yiyorum, dışarıdan da yemek yiyorum. Mesela 90 gün içinde kaç kere bunu yapıyorsun? Çoğunlukla haftanın 5-6 günü yemek zorundayım. Çünkü dedim ki ben bir hafta canım sadece sabah kahvaltısı akşam yemeği olursa zayıflıyorum. Sevgili dostum ben de diyorum sana ne yediğini bildikten sonra zaten zayıflamazsın. Demek ki beslenme sıkıntılı bir beslenme. Yani sen çok yediğini zannediyorsun ya da çok iyi beslendiğini zannediyorsun. Metabolizmanın hızlı olduğunu düşünüyorsun ama ben sana buradan baktığım zaman ne hızlı bir metabolizma görmüyorum açıkçası. Hızlı bir metabolizman yok. Beslenmen yanlış sevgili dostum. Anlatabiliyor muyum? Yani yeterince mesela kaliteli protein, kompleks karbonhidratların miktarı senin beslenmende ve kaliteli devamında sürekliliğin açısından önem taşır. Hani burada tabii belki bunu uygulaman imkansız ama hani senin bir sıkıntın yok aslında. Senin sıkıntın beslenmende. Sen iyi beslendiğini zannediyorsun ama iyi beslenmiyorsun. Ya yurtta olduğum için okulda evet, tamam. Tamam. Iyi beslenmiyorum. Çok yiyorum hani. Bana göre beslenmek bana, demek değil ama bana yani, göre çok iyi beslenmiyorsun. Sorun şu zaten. Ülkemizdeki sorun bana göre hani yemek yemeyi beslenmek olarak tanımlıyoruz. İşte oradaki bakışı değiştirebilirsek o yüzden evet. Mesela özellikle altını çizdim. Hoca da altını çizdi. Kaliteli protein, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidrat. Bu beslenme okuryazarlığı isteyen bir şey. Evet. Yani tabağın içindeki yiyeceklerin ne olduğunu tanıyor olmamız gerekiyor. Çünkü beslenmek demek yani doymak anlamına gelmiyor. Yani her şeyle doyabilirsin. Ama o senin gerçekten o beslenmeden verim alabileceğin anlamına gelmiyor doymuş olmak. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Hocam öncelikle hoş geldiniz. İkiniz de çok karizma duyuyorsunuz. Çok naziksin. Benim bir sorum olacaktı hocam. Birisini arkadaşım sordu zaten. Hocam, İki kaldı. Evet. Hocam salonda herkes üst vücut çalışıyor. Yani kimse alt vücut bacak çalışmıyor. Bacak çalışmayanlara ne söylemek istersiniz? Bir de sporda hocam fitness'la uğraşanlarda uykunun önemi nedir? Çünkü biz KYK'da yurtta yatamıyoruz. Yan odalar falan. Sürekli işte sevgilisiyle konuşanlar, bağıran, çağıran falan. Hani uykunun önemi nedir?
Kars'tır. Yani armuda geçirilmiş çöp gibi bir vücudu kimse istemez. Hani bacak vücudun 1/4'üdür. Daha güçlü bir fizik, daha güçlü bir metabolizma. Yani 1/4 vücudun bacakta nasıl görmezden gelebilirler? Hani yarışma olarak da şimdi men fizik çıktı mesela, şortu giyip üst vücutta podyumda yarışıyorlar filan. Ticari olarak böyle bisiklet oluştu ve bunlar çok inanılmaz fizikler de ortaya çıktı gün geçtikçe. Ama bacak çalışılmalı ya. Bacak çalışılmadan bir heykel yapıyorsun. Düşünsene bir heykelin bu Roma şeyine bak, mitolojisine. Heykellerin bacaklarının böyle ince olduğunu düşünsene o kütlelerin üzerine. Çirkin bir görüntü değil mi? Vücudun estetiği açısından, zerafeti açısından ve sporun tanımlanması açısından komple bir fizik her zaman önem taşır. Bacak antrenmanları önemlidir, yapılmalıdır. Uyku sorununa bir çare bulamayız. Dediğin gibi bir ortam varsa hepimiz yaşımıza göre, çağımıza göre, işimize, gücümüze göre bir uyku düzenimiz var. Gönül ister ki gerçekten daha kaliteli uyku uyuyabil ama bu ortamda böyleyse yapacak bir şey yok. Bilmiyorum Vlad Hocam. Hocam çok güzel cevap. Ben katkı yapayım. Bir tane şeye sadece motive olabilirim. Haftada 2 kez bacak çalışılabilir. Tek motive, yani egzajere ediyorum bu arada. Yani eğer hani bacak çalışıp çalışmaması ile ilgili soru sorduğun için söylüyorum. Yani biri bana dese ki haftada 2 gün pazartesiden cumaya bacak çalışıyorum desin mesela 2 kez, kabul ederim. Diğerlerini kabul etmem ama onu kabul ederim. Niye? Çünkü diğerleri zaten hepsi üst ekstremitedeki kaslarla yapılan şeyler. Yani bu şey, sen şimdi bent over row yaparken tipik bir şekilde bicepsin de o işe katılacak yani. Veya işte sen bir bench press yaparken otomatik olarak anterior deltoidinle triceps brachii bu işe katılır. Yani evet, zaten o kas da çalışır ama bacak çalışmalarında böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden zaten yok saymak bana göre deliliktir, intihardır. Hani egzajere de ediyorum, 2 kez çalışsın. Daha da ileriye gidiyorum. Yeni yayınlanan bazı çalışmalar var. Mesela sağlık açısından bacak kaslarını kaybeden kişiler erken ölüyor. Bak erken ölüyor diyorum. Çok ilginç bir bu. O kadar önemli, evet. Çok kritik. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Hepiniz gün içerisinde yürüyor musunuz? Hareket ediyor musunuz? Neyle yürüyorsunuz? Boş ver bodybuilding'i. Hepinizin bacak çalışması lazım. Çünkü onun üstünde duruyorsunuz arkadaşlar. Ve insanlık milyonlarca yıldır hareket etmek için evrilmiş. Neyle hareket ediyorsun? Bacaklarınla. Bacaklarını kaybedersen, yani fonksiyonunu, kasını kaybedersen hem bir kere sağlıklı bir birey olamayacaksın hem de hastalıklara daha açık hale geleceksin, erken öleceksin. Bunu bir kere iyi anlamak lazım. Uykuyu ayarlayamayan bir bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden iyi olma şansı yoktur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Uykusunu düzgün ayarlayamayan herhangi bir arkadaşımızın zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi olma şansı maalesef yoktur. Yine bir kitap tavsiye edeyim. Matthew Walker'ın Niçin Uyuruz kitabı. Pegasus Yayınları'ndan zaten Türkçe'ye çevirmiş. Adam uyku profesörü. Sadece uykuyla ilgileniyor. Oxford Üniversitesi'nde çok da ünlü bir adamdır. Lütfen okuyun. Söyleşileri de var. Takip edin. Ne demek istediğimi anlarsınız yani. Okey. Hocam yönetmen vaktimizin dolduğunu söylüyor. Son 2 soru alalım arkadaşlar. Okey. Bir arkadan bir el kalkmıştı. Oraya verelim kadın arkadaşa. Merhabalar. Vücut ağırlığıyla antrenman yapma felsefesini geliştirin. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Çünkü yeni başlayanlarda vücut ağırlığıyla antrenman yapmak çok doğal bir gelişim sağlıyor. Bütünsel bir gelişim sağlıyor. İlave ağırlıklara hemen heveslenip böyle işte birilerinden görüp aynı vücuda sahip olacakmış gibi o yüklere girmenin ya da o yüklerle çalışmanın bir anlamı yok. Önce güzel bir zemin yapalım. İşte hocam çok güzel söyledi. Mesela yardımlı barfix olabilir, işte push-up olabilir veya işte daha düşük direnci olan bantlarla yüklenmeler olabilir. İşte vücut ağırlığıyla yapılan squat jump gibi, jumping jack gibi böyle bacak kaslarını etkileyebilecek ya da işte split lunge'lar gibi benzer şekilde Bulgarian deadlift gibi böyle birçok varyasyonu var bunun ama yükü çok kullanmadığımız, yani
çok fazla böyle işte dumbbell'dır, bardır böyle yüksek kilolarla bu işlere girmediğimiz ama daha düşük ağırlıklarla mesela sandbag'le yapabilirsin. Yani bir kum ağırlıkla bunu yapabilirsin veya işte buna benzer ilave ağırlıklarla yapabilirsin ve süreci progresif olacak şekilde ilerletmen gerekiyor. Yani ilk 6 ay böyle çalıştın. Bir sonraki 6 ay daha böyle dumbbell bara geçecek şekilde ya da makineleri kullanacak şekilde bir bakış geliştirebilirsin ve bunu da bir davranış haline getirip süreli bir şekilde devam etmen lazım. Burada tek hassas olduğum yer vücuduna ve sınırlarına özgü tercihler yaratacaksın. Yani kendini tanıyacaksın. Benim yaptığımı yapmayacaksın. Çünkü ben başka bir organizmayım, sen başka bir organizmasın. O yüzden herkes kendine özgü bir tercih oluşturacak ve o doza uygun bir şekilde çalışacak. Gıda takviyeleriyle ilgili soruna gelecek olursak, beslenmenizi optimize ettiğiniz bir setupta, yani aldığınız yiyecekler sizin antrenman rutininizi karşılıyorsa, beklediğiniz sonuca cevap veriyorsa, ekstra bir şey kullanmanıza gerek yok. Adı üstünde gıda takviyesi zaten. Ama bir şeyleri eksik yapıyorsanız, protein alımınız optimize değilse ya da burada antrenman yararlanımı açısından, verimliliği açısından eksiklikler oluşuyorsa ve bunu tamamlamak istiyorsan seçenek olabilir. Sana uygun, yine ihtiyaçlarına özgü bir tercih yapacak şekilde, yoksa spor olsun diye yanımdaki kullanıyor, ben de kullanayım diye bir bakış geliştirirseniz bunların hiçbir faydası yok. Hiçbir yararı olmaz çünkü sen rasyonel bakmadın ki konuya. Hani girişte söyledim ya, konuya rasyonel yaklaşın. Yani spor olsun diye gıda takviyesi kullanılmaz, ilaç kullanılmaz ya da işte bu tür yaklaşımlar sergilenmez. İhtiyacını belirlersin, eksiğini belirlersin. Varsa böyle bir ihtiyaç, varsa böyle bir eksik, ona uygun bir tercih yaratırsın ve kullanırsın. Yine onu da düzenli olacak şekilde. Yani ben mesela gıda takviyeleriyle ilgili majör eleştirimi söylüyorum. Alıyor arkadaşımız bir gıda takviyesini, iki öğün kullanıyor, bırakıyor. Nasıl fayda göreceksin ki? Herhangi bir faydası olabilir mi? Bir de mesela altını çizelim. Bir gıda takviyesi de çok fazla fayda sağlıyorsa o gıda takviyesi değildir. Onun altını çizeyim yani. Öyle bir dünya yok yani. Bir tane protein tozu alıp Herkül gibi görünmeye çalışıyorsan yani kusura bakma o kadar ucuz olsaydı yani herkes yapardı. Böyle bir şey değil. Yani bunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir yaşam biçimi haline getirirseniz, bir sistematik haline getirirseniz günün sonunda istediğiniz vücuda, istediğiniz sağlık parametresine sahip olursunuz. Hiçbir sorun olmaz. Bizim buradaki tek sıkıntımız aceleciyiz ve kulaktan dolma bilgiyi çok seviyoruz. Ben şimdi mesela bu anlattıklarımın vurguluğu yerlerini de ifade etmem ama birçoğu için bir şey ifade etmiyor. Çünkü neden? Bir zaman istiyor, bir üzerine düşünme istiyor. Bunları bir de 500 gram protein istiyor. Tabii bir de 500 gram protein istiyor. Umarım cevap olmuştur hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Arkadaşlar harika bir söyleşi oldu. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.